Biz yaşta insanların, çoğu insanın bazı hayalleri vardır. İşte emekli olduğumda bir küçük kasabaya yerleşeyim, bir kafe açayım, orada hem eğleneyim, hem vakit geçireyim diye. Ben de meyve sebze işiyle uğraşırken işim gereği sık sık Çanakkale'ye gider gelirdim. Bir gün sokağa geldiğimde sokakta bir etkinlik olduğunu gördüm. 23 Nisan'dı. İşte eğlenen gençler, çocuklar, duvarlara resim yapanlar, karikatür çizenler, seramik atölyeleri falan, onları görünce çok hoşuma gitti. Sonra işim gereği yine şehrime döndüm. Bir iki ay sonra tekrar döndüğümde sokağın çok boş olduğunu, sessiz olduğunu görünce ya bu sokak için bir şey yapmalıyım, benim bu sokağa bir borcum var diye düşündüm kendimden. Geldim Çanakkale'ye, küçük bir kafe açtım burada. Kebele Kafe. Daha çok 16-17 yaşında, lise 2-3 talebeleriydi bizim müşterilerimiz, arkadaşlarımız. Onların hem babalık yaptım, hem arkadaşlık yaptım, hem kardeşlik yaptım onlara. Onlar bizim çocuklarımız gibilerdi orada. Beraber her şeyi paylaştık. Ben onlardan bazı şeyler öğrendim. Onlara da bir şeyler öğretmeye çalıştım. Derken çok samimi bir ortam oluşunca birazcık yerimizi büyütüp daha da açılmak istedik. İşte gençlerin tiyatro gösterisi yapabileceği, prova yapabileceği, işte film izleyebileceği, ders çalışabileceği, çeşitli faaliyetler yapabileceği bir yer daha ilave ettik kafemize. Ve bunu da iyice geliştirmeye başladık. Özellikle koltuklarımızı çok yakın yaptık birbirine, insanlar samimi olsunlar diye. Şey yaparken dedik ki yani biraz daha değişiklik yapalım, farklı şeyler de yapalım diye. İşte 7-8 çeşit Türk kahvesi çeşitleri yapmaya başladık. 46 çeşit nostaljik gazoz satıyoruz. Mesela gençler soruyor bize, abi nedir bu gazoz? Ya Ankara gazozu. Ve mutlaka o Ankara gazozuyla ilgili bizim bir hikayemiz vardı. Ben ortaokuldayken kantinde, okulun kantinde çalışırken Ankara gazozu satardık. Hatta bunun sarısına da sarı gazoz derdik o zamanlar biz. İşte bunlardan hep mutluluk duyuyoruz biz. Bu şehre geldiğim için ben mutluyum. Burada insanların da mutlu olduğunu düşünüyorum. Yani benim kendi görüşüme göre belki de Çanakkale'nin sevilen kafesiyiz. Bunu da içtenlikle söyleyebiliyorum ben. Yani her şey gönlümüzce oldu. Umarım herkesin de böyle bir hayali gerçekleşir. Böyle bir şehirde olmaktan da gurur duyuyorum.